Yaş alınca gözüm çok monitöre gitmeye başladı olur. Çekimlerde. Çünkü şişman mıyım, öyle mi gözüküyorum falan diye. Şişman değilsin. Eskiden hiç böyle şeylerim yoktu. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen kapıda da biraz önce söylediğim gibi yaş almanın da hakkını çok iyi veriyorsun. Allah razı olsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Ya herkesin sordu. İnan ki öyle ben çok spor yapan bir adam değilim. Çok değil, hiç spor yapmıyorum. Sadece evet. Yürürüm. Evet. Dengeli besleniyor muyum? Yok. Yani gece hayatım işimden dolayı var mı? Var. İyi uyuyor muyum? Hayır. İyi uyuyor muyum? Hayır. Stresli miyim? Evet. Sinirli miyim? Evet. Ondan sonra yani şimdi böyle olunca geriye neden diye bir şey kalıyor. Genetik herhalde. Annem de babam da çok uzun yaşadılar ve hastalıkları olmadan önce İkisi de yaşlarına göre daha genç gösteren insanlardı. Genlerimiz iyi diye düşünüyorum. Ama sadece bedensel bir yaşlanmadan bahsetmiyorum. Ha, ruhsal olarak evet, da. Bedenseli bitireyim. Yani şu an böyle ama bilemeyiz ki belki bir sene sonra bambaşka bir şey gelecek hayatına. Olsun, yani sağlığına an bize iyidir. Bedensel olarak böyle. Ruhsal olarak yaşlanmak onu hissetmiyorum. Onu şöyle, ben 40 yaşından sonra çok mutlu oldum. Yani 40 yaşına kadar mutlu değil misin diye sorarsan tabii ki yani mutlu olduğun anlar da var. Ama daha bir mücadele var, daha oturtmaya çalışıyorsun hele bizim hayatımızda. Ben 40'ımdan sonra her şeyini oturtmuş, çok mutlu, bütün hırslarını törpülemiş bir adam oldum. O da dolayısıyla herhalde benim ruhsal olarak daha iyi olmamı sağlıyor. Her şeye oturtmak ne demek? Hayatında oturmamış şeyler yani doğuştan itibaren başlayan işte okul hayatın, sonraki iş hayatın, aile hayatın, tökezlemelerin, iddiaların, hırsların bunlar. Onları hepsini o anda bir savaş veriyorsun. Savaş gibi bir şey. Hayat yaşamak savaş çünkü. Benimki herhalde 40'a kadar sürdü. Belki bazısınki 30'a kadar sürer. Ben öyle 40'ımdan sonra çok mutlu oldum. Bana mesela senin 40'ında ruhsal dengeni kurup merkezine böyle bir yerleşme halinin aslında sanat hayatındaki yolunu tam olarak bulmuş olmandan geçtiğini büyük düşünüyorum. Büyük etkendir, doğru söylüyorsun. Çünkü yani gece hayatında Cenk Eren sahnesi diye bir gerçek var. Sağ yıllardır yeri dolmuyor. Çok garip bir auran var sahnede gerçekten. Böyle herkesi sarıyorsun, böyle nasıl diyeceğim onu, bulut gibi de diyemem, o böyle kasvet olur, öyle değil ama böyle her yerindesin yani o oranın. Nerede sahnedeysen, çevrende ne kadar insan varsa sen aslında herkesin burasında, orasındasın. Ne güzel benzetme ya. Ceyda, teşekkür böyle ederim. Böyle anlatabilirim ancak seni. Teşekkür ederim. Ve mesela böyle haydi eller havaya da değil. Hani hiç öyle değilsin. Hani bir şiir okuyorsun, ortam duruyor. Ondan sonra bir şarkı söylüyorsun, herkes ayağa kalkıyor gibi bir şey oluyor. Bunu nasıl anlatabiliyorum? Evet yani. Bence güzel anlattın. Evet, her yerindesin. Dokunuyorum herkese. Evet, nasıl yani, oluyor bu? Aslında eğlendirmek bir nebze de oluyor. Yani eğlendirmek demek illa senin de söylediğin gibi eller havaya demek değildir ki. Yani bazen hüzünlü bir şarkıda da insanlar kendini iyi hissedebilirler. Evet. İlla üzülmeleri gerekmez. Bir şey yaşamıştır. Onu o anda kendi içinde yaşıyordur. Kendi içinde de eğleniyordur onunla. Bilmem biraz şeyle alakalı. Evet, oraya geliyoruz. Hani mesleki anlamda istediklerimi elde etmeye başladıkça 40'ımdan sonra mutlu olduğumu da hissettim. Bu da bir faktör, doğru. Ama yine de diğer faktörler de var bunun içinde. Ben hep onu söylüyorum. Yaş almak yani rakamsal olarak çok önemli bir şey değil. Hiç değil. Hiç önemli değil. Onu böyle bir sindirerek yaşamak, aldığın yaşı sindirerek yaşamak çok önemli.